Mahmut Övür. Hançercisiyle neden buluştu? Yerel seçimlerden birinci çıkması bile CHP'deki iç tartışmayı bitirmeye yetmedi. Hatta işler daha da karıştı. Kurultay sonrası ortaya çıkan hançerli ve ihanet soslu CHP fotoğrafı giderek daha karmaşık bir hal aldı. Mahşerin dört atlısı gibi CHP'nin dört aktörü Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş arasında müthiş bir iktidar savaşı var. Bırakın süreci izleyenleri, parti kadroları bile olup biteni anlamakta zorlanıyor. Kim kiminle birlikte, kim kime karşı savaşıyor belli değil. Fitili ilk ateşleyen kuşkusuz değişim diyerek yola çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. O kısa sürede hedefine ulaştı ve 13 yıllık güçlü Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etti. Etti ama ettiğine de pişman oldu ki hiç ihtimal verilmeyen bir zamandan çer sapladığı babasıyla çok güzel bir görüşme yaptı. Son birkaç aydır Kılıçdaroğlu İmamoğlu görüşmesi hep konuşuluyordu. Olacak mı olmayacak mı? Kılıçdaroğlu çevresindeki Gürsel Erol, Engin Altay gibi isimlerin de içinde olduğu bir grup bu görüşmenin olması gerektiğini söylerken Bülent Kuşoğlu ve Bülent Kerimoğlu gibi isimlerse tam tersi İmamoğlu'la görüşmeye ölümüne karşı çıkıyordu. Peki ne oldu da kanlı bıçaklı Kılıçdaroğlu İmamoğlu bir araya geldi? Ne konuştuklarını en yakınları bile tam bilmiyor. Daha önce birkaç kez yazdım. CHP'de Bizans gibi oyun bitmez. Şimdi izlediklerimizde kurgulanmış böyle bir oyun. Siyaset üretmek zahmetli olduğu için CHP'liler bu tür oyunları çok sever. Büyük ihtimalle de Kılıçdaroğlu'nun kurduğu bir oyun bu. Önce Özgür Özel'i sarayla müzakere üzerinden sıkıştırdı. Hatta itibarsızlaştırdı bile denebilir. Sonra partide kendisine yakın milletvekili ve belediye başkanları gücünü ortaya koyup İmamoğlu'nu kendi sahasına çekti. Mansur Yavaş zaten kapsam alanında ve Kılıçdaroğlu bu kartı da elinde tutuyor. Bu noktada ilginç olan değişim rüzgarı estiren İmamoğlu'nun yelkenleri indirmesiydi. Saraçhane medyasının onu neredeyse siyasi deha seviyesine çıkardığı bir anda soluğu Kılıçdaroğlu'nun dizinin dibinde alması sıkıştığının işareti. Büyük ihtimalle ya tüzü kurultayına yönelik bir korku yaşıyor ya da Özgür Özel'in tasfiye edilmesinin ön hazırlığı yapılıyor. Anlaştığını bilemem ama Kılıçdaroğlu CHP'yi yeniden yönetim oyunu kurmayabilir. Geri dönme ihtimali de zayıf fakat CHP yönetimini kuracağı oyunu bozabilir. Bu da ahmak davasında ceza alma ihtimali olan İmamoğlu'nun en büyük korkusu. Tabii şunu da söylemek gerekir. Kılıçdaroğlu'nun çevresi bütün hesaplarını gelecek siyasi yasak üzerine kurarken İmamoğlu bu hamlesiyle onları ters köşe yapmış olabilir mi acaba? Nasıl bir pazarlık yapıldığını kokusu yakında çıkar. İşin bir de arka planında Bülent Tezcan ve Önder Sav ikilisinin tüzükle ilgili yaptıkları hazırlıklar var ki bunlar şimdiden delegelerde huzursuzluğa yol açmış durumda. Delegeler diken üstünde tasfiye edilip edilmemeyi ve alınacak kararların açıklanmasını bekliyor. Milletvekilinde 3 dönem sınırı gelecek mi? Gelirse geçmişe uygulanacak mı gibi birçok soru ve bu soruların cevabı önümüzdeki tüzük kurultayının gerilimli geçip geçmeyeceğini belirleyecek. Anlaşılan geçen 5 yılda 7 yardımcılı altılı masa siyasetini ve aralarındaki kavgayı izlediğimiz gibi önümüzdeki 3-4 yılda da CHP'li dörtlü arasındaki iktidar kavgasını izleyeceğiz. Ortada yeni bir siyaset olmadığı için Batı cephesinde değişen bir şey yok.